Kardeş pazarlarda bu hafta Kırklareli ve İğneada bölgesindeki ticaret ve turizm potansiyeli, üretim modeli ve yatırımcı rehberi yer alıyor. Türkiye'de bitkisel yağ üretimi, geleneksel kıl çadır üretimi yanında Türkiye'de üretildi bölümünde dünya markalarını ve Türk markalarını besleyen Türk ayakkabı sektörünü izleyeceksiniz. Kardeş pazarlar başlıyor. Kardeş pazarlardan merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Kardeş Pazar Türkiye'den, Kırklareli'nden yatırım ve ticaret imkanlarını anlattığımız bölümümüzle başlıyoruz programa. Kırklareli'nden ne alınır, Kırklareli'ne ne satılır, hangi alanlarda yatırım imkanları var gibi sorular ticaret yatırım rehberinde cevap bulurken, Kırklareli'nin İğneada bölgesinde turizm alanındaki potansiyeli de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kırklareli, Türkiye'nin kuzeybatısında Bulgaristan sınırında yer alıyor. Tekirdağ'a bağlı Çorlu'yla Çerkezköy ve Kırklareli'ye bağlı Lüleburgaz ilçelerini içine alan D100 karayolu üzerinde kümelenmiş sanayi bölgesi, Türkiye'nin en büyük firmalarına ev sahipliği yapmakta. Bölgede gıda, tekstil, plastik, ambalaj, metal işleme, döküm, çimento, cam işletmeleri geniş bir sektörel yelpaze oluşturuyor. Kuzeyinde yer alan Pınarhisar, Vize ve Kırklareli merkezini birbirine bağlayan D20 karayolu üzerinde ise madencilik sektörünün dev firmaları faaliyet göstermekte. Sanayi imalatının yanı sıra yağlı tohumlar başta olmak üzere bölge tarımsal üretim ve hayvancılık alanında da büyük bir üretici konumunda. Süt ürünleri, bitkisel yağ tesisleri, et işleme tesisleri ve un imalatını içeren tarıma dayalı sanayi gelişmiş durumda. Altyapı yatırımları tamamlanmış olan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, tek parça ve büyük ölçekli sanayi parselleri sunabilmesiyle ön plana çıkıyor. Kırklareli ili 2012 ile 2016 döneminde uluslararası sermayeli şirket yatırımlarında 496 milyon dolar yatırım çekerek bu alanda Türkiye'de ilk 20 il arasında yerini almıştır. Gelelim İğneada'ya. Karadeniz'in kıyısında Türkiye ile Bulgaristan'ın buluştuğu noktada bir cennet İğneada. Denizi, gölleri, subasar ormanları, tarihi ve kültürüyle bir cazibe merkezi olan İğneada, coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde bugüne kadar çok fazla bozulmadan korunabilmiş önemli bir doğal alana ev sahipliği yapıyor. Ekosistemler zinciri olan İğneada'da subasar ormanlar ve yaprağını döken orman ekosistemleri, tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıklar bir arada bulunuyor. Türkiye'de subasar özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Longoz Ormanları, Avrupa'da da nadir bulunan bir ekosistem. Kıyıda yer alan kumullar barındırdığı endemik bitki türleriyle İğneada'nın önemini daha da artırıyor. Önemli kuş göç yolları üzerinde de bulunan bölge, gölleri, sazlık ve sulak alanlarıyla göçmen kuşlar için yaşamsal bir konaklama alanı. Dar bir alanda birbirinden farklı ve yüksek koruma değerine sahip ekosistemlerin iç içe bulunması, İğneada'yı yalnızca Avrupa ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde de önemli hale getiriyor. Bölge, dünyanın korunması gereken doğa miraslarından biri olarak değerlendiriliyor. İğneada'ya bağlı olan liman, Türkiye'nin balıkçı barınakları içerisinde en büyük üçüncü limanı. Limandan birçok balık türü çıkmakta. Özellikle kalkan balığı ünlüdür. Deniz suyunun temiz olması ve deniz sporlarının elverişli olduğu bir ortam olması sebebiyle İğneada deniz sporları sevenlerinin uğrak noktası. Limanda bulunan küçük koyla denize girilebilen, balık lokantalarıyla, deniz manzaralı liman üstü yazlıklarıyla turistlere nezih bir ortam sağlıyor. Tarihi Fransız Deniz Feneri ve Liman Baba Türbesi bölgede ilgi gören yerlerin başında geliyor. İğneada'da Longoz Ormanı, deniz, göller, temiz hava, biyolojik çeşitlilik, yabani hayat, ormanda bulunan şifalı bitkiler, sessizlik, göçmen kuşlar gibi ekoturizm için önemli bir potansiyel mevcut. İğneada halkının konukseverliği ve yerel nüfusun
ekoturizmin faydalarının bilincinde olması, ekoturizmin gelişmesi açısından önemli bir olanak oluşturuyor. Bölgede toplanan ve üretilen bazı ürünler, bal, mantar, yabani meyveler, odun dışı orman ürünleri şeklinde sıralanabilir. Turizm yatırımcıları ve İğne Adayı görmek isteyen tüm dünyadan turistler için duyurulur. Kırklareli ve özellikle İğne Ada yatırımcıları ve turistleri bekliyor. Sırada Ordu'da faaliyet gösteren bir işletme var. Fındıktan kanolaya, ayçiçeğinden bitkisel diğer yağlara kadar yağ sektörü ciddi yatırım gerektiren ve Türkiye'de uzmanlaşmış pazar gücünü yakalamış bir alan. İzliyoruz. Giresun'da bulunan bu bitkisel sıvı yağ işletmesi Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından. Doğrudan tüketime dönük nihai yağ üretimi yerli üretim yağlı tohumlardan yapılır. Mali sıvı yağlar ham maddenin üretiminden sofraya gelene kadar belirli gıda standartlarında imalat aşamaları geçirir. Ve ürünün kalitesini sorumlulardan dinleyelim. Gruplarımızın tamamında üretim aşamasına gelmeden önce bir takım ARGE'ler yapıyoruz. ARGE'lerimizi de projelerle destekliyoruz. Proje konularımızı da çoğu zaman tüketici talepleri ve tüketici istekleri yönünde seçiyoruz. Son dönemlerde tüketicilerimiz artık organik ürünler, doğal ürünler, şekersiz katkısız ürünler seçtiği için biz de yemeklik yağ üreticisi olarak yağ üretiminde kimyasalsız devrime geçmeye karar verdik ve yemeklik yağ üretimini hiç kimyasal kullanmadan yapmaya çalışıyoruz. Başta fındık yağı olmak üzere yöremizin en önemli ürünü fındığın üretilebilen tüm ürünlerini üretmeye çalışıyoruz ve yağ tarafında fındık yağı, ceviz yağı, aspir yağı ve ayçiçek yağı üretimi gerçekleştiriyoruz. Fındık yağı içerisinde yüksek miktarda oleik asit bulunan oldukça sağlıklı bir yağdır. Yanma derecesi yüksek olduğu için ideal bir kızartmalık yağdır aynı zamanda. Yüksek E vitamini içeriğiyle de kimyasal kullanılmadan üretildiğinde çok sağlıklı bir ürün haline gelmektedir. Ceviz yağı yüksek omega 3 kaynağı bir ürünümüzdür. Yüksek omega 3 beyin fonksiyonlarını destekleyen bir yağ asididir. Yine aynı şekilde ceviz yağını da son dönemlerde kimyasal kullanmadan üretmeye başlıyoruz. Kimyasal kullanmadan derken bir fiziksel rafinasyon yapıyoruz aslında ama fiziksel rafinasyonda da temel kullanılan bir takım kimyasallar vardır ufak tefek. Biz bu kimyasalları da ortadan kaldırdık ve hiç kimyasal kullanmadan sadece limon asidi kullanarak üretimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Üçüncü ürünümüz bir tohum yağı, aspir yağı. Aspir yağı da ekilip dikilen tohumların en kalitelisi olduğunu düşündüğümüz aspir bitkisinden üretiliyor. Aspir yanma derecesi yüksek olan, fiyatı uygun olan bir yemeklik yağdır. İdeal bir kızartmalık yağdır. İçeriğindeki konjüge linolenik asit sayesinde bağırsakları çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Dördüncü ürünümüz ayçiçek yağı. Geçmişten beri ürettiğimiz ve tüm Türkiye genelinde, yurt dışında da üretilen bir ürünümüzdür ayçiçek yağı. Yine ayçiçek yağını da aynı kriterlerde hiç kimyasal kullanmadan üretmeye başlamış bulunuyoruz. Fındık ve ceviz yağları birer meyve yağlarıdır. Dünyada zaten en büyük fındık yağı üreticisi biziz. Biz üretiyoruz fındık yağını en fazla. Diğer üreticilerden farkımız nedir? Önceden ürettiğimizde bir kimyasal rafinasyon yapıyorduk ve eski tesisimizin özelliği ürünün içerisinde doğal olarak bulunan E vitaminini kaybetmiyordu. Şu an diğer tesislerden farklı olarak biz hiç kimyasalla muamele etmeden iç fındıkların fabrikamıza gelmesiyle preslerde sıkılıp ham yağının elde edildikten sonra kimyasala maruz bırakmadan rafine ediyoruz. Yani bizim ürünlerimiz tüketicilerimizin hoşlanmadığı kimyasal maddelerle katkı maddeleriyle buluşmadan üretiliyor. Biz öncelikli olarak gelen tüm ham maddelerimizden başlamak üzere analizlerle işimizi gerçekleştiriyoruz. Üretmiş olduğumuz tüm ürünlerde bu gerek yağ grubunda, gerek ezme grubunda, gerekse bal grubunda. Ham maddeden başlayarak üretimin her safhasında ve son ürüne kadar analizler yaparak ürünün kalitesini analizlerle, somut verilerle kontrol ederek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra prosesimize katmış olduğumuz olumlu özellikler de tüm dünyanın örnek almasını istediğimiz özellikler. Müzik.
ilk hedefimiz bizim ordunun iki önemli değeri olan fındık ve balı bir araya getirmekti. Fakat bununla alakalı maddi manevi 3 yıllık bir süren bir Ar-Ge çalışmamız oldu. Fakat daha sonrasında bu ürünü çok güzel bir şekilde ortaya çıkardık ve çok güzel de bununla alakalı tepkiler aldık. İnsanlardan çocuklarımıza çok rahat gönül rahatlığıyla ürün tükettirebiliyoruz vesaire. Çünkü bizim hedefimiz katkısız, şekersiz, sağlıklı ürünler üretmek oldu. Ve o ürünümüzün içerisinde de herhangi bir katkı, herhangi bir şeker, şeker yerine balla tatlandırdık. Bu şekilde sağlıklı ürünler bizim hedefimiz oldu. Kullandığımız ürünlerin hepsi elit ürünler. Öncelikle bunu ifade etmem gerekiyor. Fındık yine birinci kalite dediğimiz bir fındık. Balımızı yine Hakkari Şemdinli yöresinden bizzat buradan bir kimyager arkadaşımız gidip oradan en güzel balları, hatta şu şekilde ifade edeyim, katırlarla hiç insanın girmediği yerlerden toplayıp getirip onları bu şekilde bir araya getirip bu şekilde üretimini yapıyoruz. Yani her yerden en sağlıklı ürünleri ve en güzel ürünleri alıp bu ürünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve %70 fındık içerisinde var, %20 bal var. Geri kalan kısımda süt, tahin ve bitkisel yağdan oluşmakta. Bitkisel yağ dediğimiz kısım da yine Hindistan cevizi yağı ve fındık yağından. Biz bu ürünü ilk çıkardığımız zaman yaklaşık bir 20 tane gıda fuarına katıldık. Diğer meslektaş arkadaşlarımla beraber sırf ürün satmak değil de hedefimiz, ürünün insanlar tarafından nasıl karşılandığı ve çok güzel tepkiler aldık. Çok sağlıklı bir ürün olduğunu, sonunda çocukları için gönül rahatlığıyla tükettirebilecekleri bir ürün ortaya çıkardığımızı bu şekilde güzel tepkiler aldık. Şu an için tüm Türkiye'de ulusal marketler sayesinde tüm Türkiye'de varız ballı fındık ezmesinde. Ve diğer ürünlerimiz de aynı şekilde tüm ulusal marketlerde var. Ürettiğimiz ürünler 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünler. Sağlıklı, katkısız, şekersiz. Hedefimiz bu. Umarım tüm dünyada da bu çağrım duyulur ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla bu ürünü tüketecek insanlara sesimi duyurabilirim. ...7/24 fabrikamız açık bulunmakta. Her kim olursa istediği saatte kapımızı çaldığı zaman içeriye girip istediği yere gezebilir gönül rahatlığıyla. Ve geldiği zaman da Ordu'ya, fabrikamızı gezdiği zaman ithalat kararını vereceğinden %100 eminim. Evet, izlediğimiz örnekte özellikle ayçiçek yağı, kardeş pazarlar üretim yapan Türkiye'nin iddialı olduğu alanlardan. Sırada ilginç bir üretim örneği var. Geleneksel Türk yaşamının parçalarından biri olan kıl çadır üretiminden bir örnek getiriyoruz ekrana. Aydın'dayız. Kıl çadırlar, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olma özelliğine sahip. Türk göçebe yaşam tarzını mekana yansıtan çadır kültürü, Osmanlı döneminde değerinden hiçbir şey kaybetmeden hatta daha da görkemli bir şekilde sürdürülmüş. Kıl çadır, dokuma tekniğiyle yapılan tek çadır türü. Kıl çadırlar için Türkiye'nin her tarafından hayvan kılları tek tek toplanarak işleniyor. Kıl çadır çeşitleri dokunmakta olan kumaşların dikim aşamasında belirleniyor.
Elde edilen malzemeler tek tek dikim işlemine sokularak kıl çadırı elde ediliyor. Aynı şekilde kıl çadırın boyut ve çeşitleri, şekli, uzunluğu dikim çeşitlerine göre belirleniyor. Buradan Orta Asya'daki kardeş pazarlara kıl çadır ithalatı için Türk firmalarını tavsiye ediyoruz. Aydın'da keçi kılından üretilen kıl çadırlarının nasıl üretildiklerini izledik. Sırada Türkiye'de üretildi bölümü var. Dünya markalarına üretim yapan Türk ayakkabı sektörü kendi markalarıyla da dünya pazarlarında söz sahibi. Şimdi ayakkabıların nasıl üretildiğini, üretim üstünlüklerini, detaylarını birlikte izleyelim. Ayakkabı neden Türkiye'den alınır sorusunun yanıtlarını arayalım. Ülkemizde ayakkabı sektörü önemli bir ticaret potansiyeline sahip. Sektör üretiminin %90'ını iç pazara satmaktadır. Üretimin %67'si sanayileşmiş işletmelerde, %33'ü ise yarı sanayileşmiş veya el üretimi yapan işletmelerde gerçekleşmektedir. Sektörde son yıllarda askeri ayakkabılar, botlar ve iş ayakkabıları üretiminde hızlı bir gelişme göze çarpıyor. Uluslararası standartlara uygun üretimin gerçekleştirildiği sektörde CE işaretli ayakkabılar ülkemizde satışa sunulmakta ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir. Dünyada ayakkabı üretiminde Türkiye söz sahibi ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün Türkiye dünyanın 11. ayakkabı ihraç eden ülkesi konumundadır. Ayakkabı makineleri ve ayakkabı yan sanayi üretimi kapasite ve teknoloji olarak gelişmiş olup üretim ve çeşitlilik açısından zengindir. Tavan, ökçe, kalıp, vardola ihraç edilmektedir. Ayakkabı yan sanayi başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ege bölgesi, Konya ve Gaziantep'te yoğunlaşmıştır. Ülkemizde ayakkabı üretiminde geleneksel ve enjeksiyon yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmakta olup daha çok geleneksel yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemde saya ve taban ayrı ayrı aşamalarda üretilerek birbirlerine yapıştırma veya yapıştırma dikme veya enjeksiyon yöntemlerinden biriyle monte edilmektedir. Son yıllarda tasarıma yönelen Türk ayakkabı sektöründe modaya uygun koleksiyonlar hazırlanmaktadır. Ayakkabı sektöründe eğitim faaliyetlerine de önem verilmektedir. Ayakkabı ithalatına getirilen ek vergi ile yerli üretici kapasitesini artırdı. Bununla birlikte Türkiye yabancı markaların üretim üssü haline geldi. Türkiye'nin 150 bin çift ithalat yaptığı firmalar üretim merkezi olarak Türkiye'yi seçmeye başladı. Evet sevgili izleyiciler, ayakkabı sektöründen kıl çadıra, yağ sanayiinden kırklar elindeki yatırım olanaklarına kadar dopdolu bir içerikle karşınızdaydık. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.